Nihat Genç yazdı. Zekası aleyhine işleyen memleket. Beyin insanı ayakta tutmaya programlıdır. En temel ihtiyaçlar hava, su, yiyecek ve barınak ve sonra en yakınları aile, arkadaş ve komşu ve hepsinin yaşamını ahlak ve sorumluluk öncelikleriyle düşünür. Ve iştah ve seks ve eğlence vesaire gibi güçlü arzuların, ve karanlık ve yalnızlık ve aşağılanma gibi en güçlü korkuların dengesinde sosyal bir kişilik karakter oluşur. Tarihim ve dünyanın her yerinde insan zekası en temel ihtiyaçlarını karşılamak için kültür ve ahlak ve siyaset geliştirmiştir. Günümüz değerleri ve kalıplaşmış normlarıyla konuşursak insan zekası her coğrafyada bir işim, bir evim ve dostlarım ve huzurum olsun ister ve en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını anladığındaysa endişe ve panik ve sonra kendine güvenin yerine oturan korkunun esiri olur. Korkular normal dozunda kişiliği uyarır ve dinç kılar. Ancak korkunun boyutları kişiliğini ele geçirdikçe çaresizlik ve umutsuzlukla bedenin iktidarı yer değiştirir. İrade ve zeka devreden çıkar. Hayallerin, hezeyanların, halüsinasyonların, kumpasların kuşkunun, vesvesenin esiri haline gelir. Abartılı hayali korkular, güvensizliğin ve çöküşün ve paranoyanın ve kişilik bozukluklarının yani depresyonun önünü açar ve kişiyi kilitler. Hareket edemez hale getirir ve hayat neşesini, hayallerini, umutlarını, yarınlarını mahveden takıntılar ve hezeyanlara, intiharlara sürükler. Ya da yanlış hayatı sıfırdan temize çeken iradesiyle yepyeni bir başlangıçla kendine yeni bir yol açar. Toplumlar da insan gibidir. Korkulara, paranoyalara, kumpaslara, aşağılanmalara ve ahlaki bozulmalara ve sömürülmeye ve köpekleşmeye karşı bir refleks, irade geliştirir. Sıfırdan yepyeni bir başlangıç için güvenli bir bölge şarttır ve kişiyi sıkıştırıp bunaltan çevreden kurtulması şarttır ve kendisini kilitleyen hayatı sorgulaması şarttır ve ölüm kalım ya da tamam mı devam mı gibi varoluş sorularına yepyeni anlamlar kazandırmak zorundadır şöyle diyebilir çocuklarım için yaşıyorum şöyle diyebilir biraz dişimi sıkayım bir iş bulayım biraz hafifleyeyim şöyle diyebilir dünyaya gelme sebebim kendime ve insanlığa bir hayrım dokunması için çabalamalıyım vesaire 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 ancak iradesi zayıflayıp Girdabına sürüklendiği korku ve vehimlerin esiri oldukça artık zekası aleyhine çalışmaya başlar. Herkesi kötü görür, kendine hiç güvenmez, kendini ve başkasını umursamaz ve zarar vermek ister. Gün boyu zekası kendini aşağılamak için çalışır ve zekası artık düşman kuvvetlerin eline geçmiş gibi olumsuz, negatif, sonu hep kötüye çıkan senaryolar üretmeye başlar. Kapana sıkışmış fare gibi Üstüne talihsiz bir hayat yaşamışsa ya da psikopat, cani, katil, vatan haini bir anne babadan geliyorsa kendini izole edip sağlıklı bir hayat kurması zorlaşır. Ülkemin sağ ve solu, iktidarı ve muhalefeti neden kilitlendi sorusu burada yatıyor. Ülke yanlış ideolojilerle siyaseten kilitlenmiştir. Bu saatten sonra iktidar ve muhalefetin söyleyeceği, yapıp edeceği her şey aleyhine işlemekte ve kendilerini öldürmektedir. İktidarın kronik ekonomik faciayı CHP tartışmalarıyla örtmeye çalışması, ekonomiyle ve üretimle yüzleşmeden kaçınıp borsa, maliyet, dolar, endeks gibi kendini kilitleyen neoliberal söylemlerle kurtarmaya çalışması boşuna bir çırpınma. Eninde sonunda iktidar kendi yıkımını kendi elleriyle gerçekleştirecek iktidarı oluşturan medyasından siyasetine, sarayına kadar bütün zekalar ve imkanlar an itibariyle intiharlarını hazırlıyor. Sert sorunlarla yüzleşecek güçleri ve ideolojileri ve hikayeleri ve umutları ve elleri kolları bağlı silkinecek iradeleri yok. Muhalefet de öyle. Sert gerçeklerle yüzleşecek iradeleri, programları hiç yok. Muhalefetin yazarları ya da muhalefete muhalefet edenlerin de yeni bir başlangıç yapacak, dünyayı yeniden anlamlandıracak tezleri hiç yok. Her iki tarafın zekası da intihar sürecine terminal safhaya girdi. Çünkü üstümüzdeki mavi gök, kapitalist neoliberal politikalar çoktan öldü ve altımızdaki 780 bin kilometre karelik ülkenin güvenliği ve geleceği muhalefeti oluşturan partiler tarafından çoktandır haince programlarına yazıldı ve tartışmaya açıldı. Çıkış yok, alternatif yok. Çıkış ve alternatif gösterecek aydınlar çoktandır kovulup dışlandı ve siyaset sahnesi ülkenin bekası ve halkın geleceğini düşünecek psikolojide hiç değil. Her biri kendi gırtlaklarına yapışmış, hem kendilerini hem rakiplerini boğuyorlar ve bu intihar dövüşü her ikisinin de ölümüyle sonuçlanacak. Önlenemez çöküş başlamıştır. Buraya bir daha gelirim, daha iyi anlaşılması için dogmatik ideolojilerin esiri olup milyonlarca gencin zekasını kendilerinin ve ülkelerinin aleyhine işleten başka bir örnek vereyim. Önce iktidara bakalım. Medreselerine, alim dediklerine, ideolojilerine, siyasetlerine vesaire. İslamcılık ideolojisi kendi kendini kilitledi ve intihar etmeye çoktan başladı. Düşünün, İslamcı alimler henüz sevri imzalamış, Dürrizadelere, Mustafa Sabrilere, Molla Saidlere ve Hürriyet ve İtilafa ve İskilip'le Atıf Hoca'ya ve Seyit Rıza'ya ve Şeyh Said'i ve Said Nursi'ye ve Ali Kemal'lere ve Damat Feride ve Refi Cevat'a ve Refik Halit'e ve, Halit e ve Vahdettin'e ve Alemdar Gazetesi'ne ve Peyami Sabah'a ve hem Ermeni çeteleri hem Kürt Teali bölücüleriyle iş tutanlara vesaire en küçük eleştiride dahi bulunmamıştır varsa yoksa cumhuriyet düşmanlığı. Ve iktidar bu vatan hainlerini ya medreselerinde kahraman evliya gibi okutuyor, ya törenlerle anıyor, ya heykellerini yapıyor, ya da delilsiz belgesiz bir tarih okumasıyla akıllarınca saçma sapan argümanlarla bu vatan hainlerini temize çekiyor sevri imzalamış ve Kuvayi Milliye'ye katli vacip diye ölüm fermanı vermiş ve Kuvayi Milliye'yi İngiliz korkusu ve baskısıyla durdurmak ve Yunan işgalinin önünü açmak için Kuvayi Milliye'nin üzerine anzavuru gönderen bu hainler bugün İslamcı yazarlar ve alimler tarafından evliya gibi hürmet görüyor. Bir ülkenin tarihinde bu kadar derin ve büyük bir saçmalık ve sapma olamaz. Çünkü hainlere kol kanat geren bu ideoloji marjinal ve azınlık değil, devlet gücü ve imkanlarıyla iktidarda. Vatan haini Mustafa Sabri'lerin, Dürrizade'lerin, öz ve öz çocukları bugün medreselerde, bugün iktidarda, bugün yandaş basında. Bir millet kendi aleyhine bu kadar sapık ideoloji yetiştiremez. Ve bu arizi yani birkaç kişinin paylaştığı bir ideoloji hiç değil. Yüzlerce gazeteleri, dergileri ve bakanlıkları ve tarikatları var. İslamcılık ideolojisi kendini vatan hainlerine kilitledi ve süreç çoktandır aleyhlerine işliyor. Bu deliliğe dur diyecek kimse de çıkmadı. İstediğiniz kadar tarihi yeniden yazın. Bu kadar vatan hainini temize çekecek bir bilim, bir tarih yok ve olamaz ve inadım inat dedikçe de kör ve karanlık ve insanlık ve bilim dışı bir sapıklıklar ve yolsuzluklar ve yalanlar içinde batıyorlar. Geçmişe kilitlenmiş bu kirli ve sapık yobaz ideolojiyle ülkenin ve yeni gençliğin önünü açmaları mümkün değil. Çünkü hem yasalar, hem kendi halkımız, hem tarih bilimi, hem İstiklal Savaşı'nın sert gerçekleri tarafından hala meşruiyet krizi yaşıyorlar. İhanetin yanlış yoluna saptılar ve hala çıkamıyorlar. Ve onları bu delilikten çıkartacak, aklı selim sahibi okumuş, gün görmüş bir aydınları dahi yok. Atatürk'e deccal diyen bu medreseler ve bu tarikatları, diyanet eliyle açtıkça ve devlet eliyle ihaleler verdikçe ve destekledikçe ahmakça büyüdüklerini sanıyorlar. Acı gerçek, kendi intiharlarının önünü açıyorlar. Hepsinin zekası birleşmiş, tertemiz dinimizi mahvediyorlar hepsinin zekası birleşmiş, din ve ahlağa savaş açmışlar. Hepsinin zekası birleşmiş, haşa Allah'lık ve peygamberlik taslıyorlar. Hepsinin zekası birleşmiş, akıllarınca Türk milletinin en büyük hazinesi İstiklal Savaşı'nı kirletip karartıyorlar. Hepsinin zekası birleşmiş, apaçık tarihi belgeleri kirletmek için deliriyorlar. Bu vahşi saldırıların sessizleştirilip dizginlenen akademi ve aydınlar tarafından da artık durdurulamayacağına şahit olduk. Artık bu sapık tarihi kenarda köşede bir meczubun hezeyanları değil. Artık bu sapık tarihi iktidar tarafından desteklenen, öne çıkartılan yazarların, kör cahil hocaların marifeti. Ben kırk uzun yıldır İslamcıların içinden vatan hainlerine evliyalaştıran bu sapık tarihe dur diyecek Mehmet Akif gibi çok güçlü bir sesi yazarı boşuna bekledim. Ümmet, Osmanlı, Ensar, inanç özgürlüğü vesaire diyerek bu kadar sapık ve vatan haini bir tarihi, bütün medyayı ve devlet güçlerini harekete geçirdikleri halde hakim kılamadıkları, İslamcıların kabul edemedikleri ve Müslüman gençliği bu palavralarla altında ezdikleri acı bir gerçektir. Ve muhalif denilen Babacan ve Davutoğlu ve Demokrat Parti gibiler ya tüzüklerinde ya dillerinde bu sapık ve vatan haini tarihe katıldıkları ve parti programlarının bir zamanlarının İngiliz muhipleri ve Kürt teali cemiyetiyle aynı bölücülüğe hizmet için aynı maksatla yazıldıkları da ortada. Hadi, iktidarın medreselerde kör ve yobaz yetiştirdiği çocuklar, tarih ve bilim ve milletten habersiz oldukları için içine düştükleri ihanetin ve bataklığın farkında olmayabilirler. Ancak aynı iktidarın üniversitelerde okuyan milyonlarca genç çocuğu bu kadar ağır ve sapık bir tarihi nasıl kaldıracak? Bu gençler, bu değerli temiz enerjileri ve pırıl pırıl zekalarıyla neden bu hain tarihi savunmak zorunda bırakılıyor? Orta çağların kaldıramadığı bu pislikleri bu gençlerin sırtına yıkıp gençleri neden allak bullak mahvedip memleket düşmanı haline getiriyorlar Zekalarını ahlaka, insanlığa, geleceğe, umuda, kardeşliğe, Müslümanlığa kullanmak varken bu kadar beyni vatan hainlerini savunmak bagajı ve zorunluluğuyla heba ediyorlar Tarihe ve bilime ve milletlerine düşman hale getiriliyorlar ve hangi yüksek üniversiteye okur okusun karanlık bir tarikat odasındaki yobazlarla aynı dogmatik düşman hain kafayla eşitlenmek zorunda bırakılıp, bu genç yaşta insan içine çıkamayacak, utandırılacak saçma sapan argümanları sahiplenmeye zorlanıyorlar. Yazık değil mi bu gençleri? Yine dinlerini sevsinler, tertemiz Müslüman çocuklar olsunlar. Ama vatan hainlerini sahiplenmek gibi bir sapıklığı, bu çocukların sırtına niye yıkıyorsunuz? Bugün iktidar olanakları ellerinde olduğu için bu büyük meşruiyet krizini görmezden geliyor olabilirler. Ancak iktidar gittiğinde İstiklal savaşı ve cumhuriyete karşı bu kadar kirli bir bagajın her birini rezil rüsva edip tarihten düşüreceği ve insan ve akademisyen kimliklerini kilitleyip mahvedeceğini bilmiyorlar mı? CHP de aynı kirli bagajı çoktan üstlendi. Vatan hainleriyle işbirliğine girdi ve Seyit Rızalardan, FETÖ'lerden özür diledi. Hatta Ekmelettin gibi Mustafa Sabri'lerin soyunu Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Ve İzmir birinci sıradan PKK adayını vekil seçti. Ve ve. CHP'li yazarlar, kitleler, seçmenler zekalarını bu kadar kirli bir ittifa savunmak zorunda bırakması CHP'nin sonu oldu. Yenilgi sonrası gördük ki ittifak mazur gösterilip siyaseten desteklenebilir ama savunulamaz. Kitleler CHP'den iğrenerek elini çekti. Ancak CHP merkez yönetimi hala kirli bagajı ittifa kabul ettirmeye çalışıyor. Vatan hainlerini ve işbirlikçileriyle ve altı okun inkarıyla ve cumhuriyet kazanımlarının ve devrimci kuruluş değerlerinin reddi gibi kirli bir bagajı CHP'li bir seçmen için savunulmasının mümkün olmadığını bilmiyorlar mı? O halde niye akıntıya karşı kürek çekip CHP'li seçmeni yobazlarla eşitleyip cumhuriyet düşmanlığının safında oy vermelerini bekliyorlar? Şunu da bilelim. CHP seçimi kazansaydı bu ittifakın bölücülük ve hainliklerini tıpkı AKP'li seçmenler gibi ya görmezden gelecek ya inadına yobazlığına savunacak ya da dogmatik kör tarikatçıların saçma sapan tarihlerine CHP'li seçmeni kayıtsız, sessiz bırakacaklardı. Seçim yenilgisi en azından CHP'li kitlelerin AKP gibi ihaneti ortak olup AKP kadar kirlenmelerinin önüne geçmiştir. Ve 80 yılın sağcı aydınları gibi vatan haini yobazların oyununa siyasete alet edip Türkiye'yi yobaz, tarikatçı, dogmatik karanlık güçlerin insafına bırakacaklardı. Bilindiği gibi sağcı aydınlar 80 yıldır Cumhuriyet ve Atatürk'le fikir ayrılıkları ortaya çıkan Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ve sonra Fevzi Çakmak'ın tek partiyle ihtilaflarını kaleme alırken bu soylu kahramanların cumhuriyete çatışan görüşlerini Dürrizade, Mustafa Sabri, Damat Ferit vesaire gibi hainleri meşrulaştırmak için sinsice yol açtılar. İstiklal Savaşı'nın bu soylu kahramanlarının cumhuriyetle ihtilafa düştüğü doğrudur. Ancak bu soylu kahramanlarla dürrizadeleri, damat feritleri, hain vahdettinleri temize çekenlerin ekmeğine yağ sürüp dolaylı olarak bu sapkın kirli tarihi akıllarınca meşruiyet kazandırdılar. Kazım Karabekir ve Rauf Orbay'ın vesaire cumhuriyet düşüncesine aykırı düşmesi başka şeydir. Dürrizadelerin, Mustafa Sabri'lerin ihaneti bambaşka şey. Sağcı yazarlar Cumhuriyete kökünden karşı olan ve İngiliz yanlısı destekçisi Serci ve Kuvayi Milliye'ye katli vacip diyenlerle bu soylu komutanları aynı Cumhuriyet karşıtlığında eşitlemeye çalışması bu komutanlara çok ağır bir töhmet ve hakarettir. Sevri imzalayanlardan ve hain Vahdettin'den evliya çıkartmaya çalışan sapık tarihçiyi inceleyin. Nasıl bir yöntem izliyor? Bakın diyor, Karabekir Paşa da Rauf Orbay da Cumhuriyete karşıydı. Karabekir ve Rauf ve Ali Fuat Paşa ve benzeri işgal ve iç savaş yıllarında halife ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında ikili oynadıkları ya da sonra Cumhuriyet'e karşı çıktıkları çok büyük psikolojik gergitlerin olduğu bir dönemde anlaşılır ve kabul edilebilir eleştirilerdir. Çünkü bu komutanlar İstiklal Savaşı'na en önde katılmışlardır. Ancak sevri imzalayanlar ve İngiliz muhipleri ve Kuvayi Milliye'ye katli vacip fermanı çıkartanlar düpedüz vatan hainidir ve asla kabul edilemez. Ve bu hainlerin Kuvayi Milliye'ye ve sonra Cumhuriyet'e kökünden karşı çıkmalarıyla Karabekir, Rauf, Ali Fuat ve benzeri paşaların eleştirileri asla ve kat'a aynı şey değildir. İstiklal Savaşı'nda Yunan'ın, Ermeni'nin, İngiliz'in, Fransız'ın yanında yer alıp sevri imzalayanlar asla ve kat'a hiçbir şekilde affedilemez ve bu hainleri masum göstermek için Karabekir ve Rauf Paşaların adını kullananlar bu soylu kahramanların şöhretinden faydalanıp milli mücadelenin ve sonra cumhuriyetin ruhuyla akıllarınca zekamızla oynuyor ve bu soylu kahramanlara yapılabilecek en büyük iftiraları atıyorlar. Bu sapık Yobaz tarihçinin keşke Yunan galip gelseydi diyen Deli Kadir'le düşmana karşı en önde cephede kahramanca savaşan Karabekir'i ve benzeri aynı hizada tutması soylu komutanlarımıza yapılabilecek en ağır hakarettir. Sadece aydınlar bu vahşeti nasıl görmezden gelebiliyor? Cumhuriyet kurumları ve devrimleriyle yazarları, partileri, komutanları herkes tarafından eleştirilebilir. Modern zamanlarda devran da eleştirilerle döner. Ancak Cumhuriyet kurumlarını eleştirebilmek için Kurtuluş Savaşı'nda milli kuvvetlerin yanında olmalıydınız. Kurtuluş Savaşı'nda sevri imzalayanlar, Kuvayi Milliye'ye katli vacip diyenler ve öldürülmeleri için üstlerine Anzavur'u gönderenler ve İngiliz köpeği damat Feritler ve Mustafa Sabriler ve İskilipli Atıflar ve Seyit Rızalarla aynı safta olacaksınız hem de Cumhuriyeti eleştireceksin. Yok öyle ya ama. Vatan hainliği her millet için kırmızı çizgidir. İstiklal mahkemeleri kararını vermiş işte. İdamlıktır. İktidar koruması ve fikir özgürlüğüyle tarih önünde kurtulmak mümkün değildir. CHP'si, AKP'si istediği kadar çırpınsın. Bu şanlı tarihin kahramanlarına ve kuruluş değerlerine dil uzatamaz. Değerlerini, soyluluklarını azaltamaz. Milli mücadeleye katılmayan hiç kimse cumhuriyete dil uzatamaz.'' Kurtuluş Savaşında hem Yunan hem İngiliz'in yanında savaşmışsın, hem de kalkmış Cumhuriyet'in soylu komutanlarını eleştiriyorsun. Yok öyle ya ama. Ne zamanki 780 bin kilometre karelik vatan toprağını bölünmez, pazarlanmaz, siyaset konusu yapılamaz bir vatansever anlayışın sahibi olursunuz, ne zamanki Cumhuriyet'in kahraman askerlerine yakışır evlatlar olursunuz, pekala dünya ve devirler değişiyor, hukuk, iktisat, yasa ve birçok sosyal konuda pekala eleştiriler kabul edilebilir. Cumhuriyet düşmanlığı bu yobaz kitleler tarafından bir uyuşturucu, çok sert bir ağrı kesiciye dönüşmüş. Cumhuriyete saldırdıkça dini ve Allah'ı ve ahlaki değerleri ve ülkeyi nasıl yağma ve talan ettiklerini, ettirdiklerini ve tecavüzlerini unuttuklarını sanıyorlar. Ve çok sert uyuşturucular gibi cumhuriyet düşmanlığı bağımlılık yaratmış. Ve koskoca ülkenin ekonomik sefaletini ve hırsızlıklar uyuşturucu etkisindeki kitlelerin hiç umurunda değil ve uyuşturucu bağımlısı bu kitlelere bir de dokunulmazlık verilmiş. İstiklal Savaşı komutanlarının sahip olmadığı imtiyazları bu yobazlar baş tacı edilip ağırlanıp keyiflerince kullanıyorlar. Hem Vahdettin'i evliya rütbesine yükselteceksin, hem parti tüzüğüne çalımlı gizlenmiş laflarla ülkeyi böleceğiz yazacaksın, hem FETÖ'lerden özür dileyeceksin, hem İskilip'le Atıf gibi İngiliz uşaklarına törenler yaptıracaksın, hem Atatürk'e deccal diyen tarikatlara devlet gücü ve yasa dışı meşru zeminler vereceksin, hem de cumhuriyeti eleştireceksin. Yok öyle yağma. Vatan haini, vatan hainidir ve kendi yağıyla kavrulup Osmanlı'nın borçlarını hangi milli teşebbüsler, hangi kooperatifler, hangi karma ekonomi, hangi kamucu politikalarla ödediğini hiç merak etmeyip hala kapitalizmin köpekliğini yapacaksın hem de cumhuriyete dil uzatacaksın. Yok öyle ya ama. Zekaları artık kendileri ve ülkelerinin aleyhine işliyor ve bu yüzden ülkenin kuruluş değerleri ve kahramanları ve dirliğine dil uzatıp önlenemez intiharlarını hızlandırdıklarının hiç farkında değiller. İsteseler çırpınsalar da bu ihanetten artık geri dönecek zekaları, iradeleri hiç yoktur. Ülkeyi felaketlere sürükleyen intihar meyilli zekaları kendine getirebilmek için sıfırdan başlamak şarttır. Hayatı ve dünyaya anlamlandırmak, güvenli misak-ı milli sınırları ve kahraman kurucu kadro ve cumhuriyeti kuran kurucu meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi. İntihardan kurtulabilmenin tek yolu milli irade, milli meclis, milli seferberlik ve kendine ve topraklarına ve halkına güvenmek. Çaresizlik, güvensizlik, hastalığıyla çöküşlerini hızlandıran AKP ve CHP'nin tüm zekaları, aydınları gazeteleri, yönetimlerini bu terminal safhada ancak kuruluş değerleri kurtarabilir. Ve 80 yıllık sadece kapitalist tarikatçı politikaların çıkmaza sürüklediği bu ülke ancak sıfırdan bir başlangıçla yani ülkeyi ve hayatı varoluş kavramlarıyla anlamlandırarak yeni bir dünyaya bismillah diyebilir. Bir ülke için en temel varoluş soruları şunlardır. Biz millet olarak niçin varız? Esir, köle ve kimsenin köpeği olmamak için biz niçin yaşıyoruz? 780 bin kilometre kare üstünde insanlarımızın hukuk ve ekonomik fırsatlar önünde eşitlenmesi için. Biz ne için varız? Kimseye muhtaç olmamak için. Bizim bir milli irademiz ve bu iradenin şekillendirdiği bir tarih var mıdır? Milli irademizi teslim alan, çürüten, hepimizi köleleştiren, yabancı dayatmaları ve tahakkümü ve onların siyasi temsilcileri var mıdır? Vardır ve ülkeyi hukukundan meclisine ve ekonomisine ve holdinglerine ve medyasına hegemonyasına almıştır. Ve zehri artık iktidarı muhalefeti birlikte içiyor. O halde cumhuriyet değerlerini yıkmak ve vatan hainlerini temize çekmek için hiç değil. Hepimiz zekasını ekonomik bağımsızlığımız için seferber etmeli ve hepimizin zekası yeni bir başlangıç için milli irade, milli refleks, milli meclis ve bağımsızlık ve kendine güven ve bileklerine güven ve toprağına ve halkına güven için yola çıkmalı. Yaşasın cumhuriyet.